kilitlenen siyasetin ummadık bir yerden çözülmeye başlayacağını bir süredir söyleyip yazıyorduk. Ama doğrusu anahtarın bir mafya liderinin cebinden çıkacağını beklemiyorduk. Sezat Peker ortaya döktüğü pisliklerle Türkiye'nin yıllardır beklediği hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Erdoğan 10 günlük sessizliğin ardından sonunda soyluya sahip çıkarken vuruşarak çekileceğini de ilan etti. Üstelik akşener'e yapılan saldırıyı överek yeni saldırılar için vur emri verdi. Böyle konuşan cumhurbaşkanı olur mu? Yakınmalarının vakti çoktan geçti. Şimdi tablo çok net. Erdoğan MHP'ye ve Soylu'ya sarılmaktan, daha da saldırganlaşmaktan ve gerekirse ülkeyi yakmaktan başka çaresi olmadığını düşünüyor. Artık bunu ayıplamak yerine buna karşı ne yapılabileceğini planlayıp önlem almanın vaktidir. Meclisteki tüm partilerin grup toplantılarını izledim. MHP tehditler savuruyor, suçluyu övüyor, suçu teşvik ediyor. Rehin aldığı iktidarın dizginlerini hepten sıkılaştırıyor. Erdoğan tükenmişliğin son noktasında peş peşe gaflar yapıyor. Artık ne üretimden ne yatırımdan söz ediyor. Mehter marşları eşliğinde silah ve savaş propagandasıyla göz boyamaya, göz korkutmaya çalışıyor. Buna karşın muhalefet bence akıllıca bir politikayla kendilerini sokağa çağıran Erdoğan'ı sandığa çağırıyor. Kılıçdaroğlu sokaklarda esen değişim rüzgarlarının fırtınaya dönüşmek üzere olduğunu belirtti. Sandığa hazırız mesajı verdi. Akşener beyazlar içinde kürsüye çıkıp Erdoğan sonrası yürürlüğe girecek geliştirilmiş parlamenter sistemin kodlarını sıraladı. Meclisteki iki günde görünen tablo şu. İktidar devriliyoruz paniği halinde saldırganlaşırken muhalefet vakit geldi özgüveni içinde büyüyor. Şimdi önemli olan bizzat Erdoğan eliyle kışkırtılacak provokasyonlar karşısında sağ duyu koruyabilmek, kaosu önleyebilmek ve ülkeyi kan dökülmeden seçime götürebilmek.